Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Eco 73 nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani bu Eco 73 yapını kimse bana öğretmedi, yani söylemedi. Ben kendim anladım. Yani bir videoda abi direkt Eco 73 kullanmıyor. Yani kendi yapıyor, öyle kullanıyor. Ama o videoda da söylemiyor yani neler kullandığını. Bir de kimse bulamaz demişti ama şükür ben buldum. Şimdi bunu nasıl yaptığımı da zaten bu işle uğraştığım için kullandığım malzemeleri görünce biraz anladım. Önce zaten kendi söylüyor. 4 tane asit ekliyorum diyor. Sonra birine su eklediğini söylüyor. Tamam, su kesin. Geriye kaldı 3 tane asit. Sonra baktım ikinci sefer yani yuvarlak tomurcuklar ekliyor. Baktım bu üreye benziyor dedim. Yani üre olma ihtimali yüksek dedim. Tamam, bunu da kenara koydum. İkinciyi öğrendim. Sonra üçüncüde diyor nitrata dönüştüreceğim diyor. Sonra baktım yani nitrata dönüştürdüğüne göre yani bu nitrik asit atıyordur dedim. Yani şezzaf atıyordur. Üçüncüyü de öğrendim. Sonra dördüncü asitte baktım yani onu tam anlayamadım neye benziyor. Sonra oturdum düşündüm. Yani bu Eco 73 ne işlem yapıyor? Sonra dedim ki bu yani kalay nikeli temizliyor Eco 73. Tuz ruhu ne yapıyor? O da kalay nikeli temizliyor. Yani ikisi aynı işlem yapıyor. Tuz ruhu da adı üstünde tuz. Yani tuz ruhu tuz oluyor. Demek ki tuz kalay nikeli temizliyor. En son o zaman attığı da tuzdur dedim. Sonra ama baktım yani normal sofra tuzuna, normal tuza benzemiyor. O zaman bu nedir diye düşündüm. Bir abinin de tavsiyesiyle limon tuzu olabilir dedi. Limon tuzudur dedi. Ben de baktım dedim olur. O zaman denedim. Gittim yani limon tuzu sitrik asit. Marketten de bir tane limon tuzu aldım. Yani 4 tane şeyi o zaman bildik. Bir tane su, üre, nitrik asit ve limon tuzu sitrik asit. Bu dördünün birleşimi de oluyor Eco 73. Sonra geldim eve yaptım. Eco 73'ümü yaptım ve başarılı oldum. Eco 73'ü oluşturduktan sonra kart attım böyle. Yani yakından çekeyim bakın. Şimdi arkadaşlar Eco 73'ü oluşturduktan sonra böyle bir kaba aldım. İçine de böyle kartlar attım. Yani hiçbir şeyini sökmeden direkt böyle attım. Sonra hepsi, her şeyiniz almıştı. Yani şimdi göstereceğim. Böyle kartlar attım. Altın kaplama aldı attım. Altın kaplamasına dokunmamıştı, almıştı. Bu şimdi 4-5 gündür böyle kalıyor. Video çekmek için sakladım. Video çekemiyordum ama bunu mesela 6-7 saat saklayacağım içinde. 6-7 saat sonra bakalım nasıl sökecek. Şimdi bu söktüğü kartlara bakalım. Kendime video çekmeden yaptığım bu. Bakın her şeyi söktü. Görüyorsunuz hiçbir şey bırakmadı. Kaplamaya da dokunmadı. Duruyor kaplama. Üreler de kristalleşmiş artık. Şimdi yani bunu kendimiz videoda yapacağım. Size de göstereceğim. Ekonun içinde 6-7 saat falan bekleteceğim. 5 saat falan. Yani ne kadar bekletim söyleyeceğim. Sonra bakalım yani bunu, bu üçünü nasıl söküyor, ne yapıyor? 3 tane, 4 tane. 2 tane altın kaplamalı atıyorum. Alttan bacaklı tipler. Bir de yandan bacaklı tipler atıyorum. Bakalım her şeyi söküyor mu? Nasıl yapacak? Şimdi Eco 73'ümüzü hazırlamaya geçelim. Şimdi 400 milim Eco 73 hazırlayacağız arkadaşlar. Gelecek videomda da taş işleyeceğim. Yani görüyorsunuz taş parçaları. Altın yani sarı var üstünde. Sarı şeyler. Bakacağız altın var mı içinde? Altın mı yoksa pirit mi? Ona bakacağız. Gelecek videoda. Bakın taşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken önce arkadaşlar 100 milim su ekliyoruz. Yani milim gerek yok. Yani normal ekleyelim. Yani 100 ekledik diyelim. Sonra bunun içine üre atıyoruz. Üreye de göz kararı atıyorum. Ama yine de tartacağım. Size yani gösteririm tartı ne kadar olduğunu.
Yeterlidir. Yani bakın arkadaşlar, 70 gram üre oldu. Yani 70 değil, 7 gram. Bakın 7 gram üre yaptım. Şimdi devam edelim. Üreyi, suyumuzu alıyoruz. Bu normal su arkadaşlar. Normal su. Yani bu içtiğim su. Şimdi bunu güzelce karıştırıp suyun içinde yok ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üre suyun içinde yok oldu. Görüyorsunuz. Şimdi bunun içine nitrik asit ekleyeceğim. Size göstereyim. Nitrata dönüştürmek için, yani üreyi tamamen yok ettiğim için de. Şimdi nitrik asit ekleyelim. Ağzı salkalandıralım. Görüyorsunuz, yavaş yavaş nitrata dönüşüyor. Karıştıralım. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi nitrata dönüştü. Şimdi buna su ekliyoruz. Bütün suyu bunu ekleyip yok ediyoruz. Görüyorsunuz. Su da yok oldu. Şimdi bakın. Şimdi buna sitrik asit ekleyeceğiz. Limon tuzu yani. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, nitrat da suyun içinde yok oldu. Şimdi buna sitrik asit, yani limon tuzu ekliyoruz. Limon tuzu. Yani marketlerde bulabilirsiniz. Ben marketten aldım. Limon tuzu ver diyerek istedim ve verdiler. Marketlerde bulabilirsiniz. Şimdi limon tuzu ekleyelim. Önce tartalım.
arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4,5'da limon tuzu oldu. 4 gram limon tuzu, yani 4 oldu. Yani göz kararıyla yaptım, gram tartmadan. Yeterli olur diye, ama gramını da söyledim yani. Böyle yaparsınız, böyle işe yararsa siz de bu gramda yaparsınız. Şimdi bunu sıvımıza ekleyelim, limon tuzunu. Yani benze az oldu, bir gram daha ekleyelim. Evet. Toplam 6 gram oldu arkadaşlar. 6 gram limon tuzu. Şimdi bunu da karıştırayım bunun içinde. Yok edeyim. Ben videoyu atlamıyorum, uzun oluyor ama herkes tam detaylı anlasın diye atlamıyorum. Her şeyi gösteriyorum. Bu da yok oldu. Şimdi üstüne su ekleyelim. Yani yine normal su ekliyoruz. Azıcık da nitrik asit ekleyelim. Tamam. Yeterlidir arkadaşlar. Şimdi geçelim malzemelerimize. Sıvıyı ekleyelim malzemelerimize. Bakalım ne olacak. Sıvımız hazır oldu artık. Şimdi bu artık Eko 73. Şimdi arkadaşlar, yani bu kaba alalım bunu. Bir tane hard disk anakartı. Alttan bacaklı var, yandan bacaklı tipler var. Sonra bir tane uydu anakartı, 2 tane alttan bacaklı var. Üstünde kalay nikel falan da vardır. Yani buralarına da var. Yani paladyumlar falan var. Bunları görelim, tipleri sökecek mi, bunları sökecek mi? Bunları bunun için attım. Hem bakalım yandan bacaklı tipleri de mi söküyor, alttan bacaklı tipleri de mi söküyor, bunları da görelim. Bir de altın kaplamalı da atıyorum ki, yani görelim, bunları sökse bile altın kaplamaya dokunuyor mu, dokunmuyor mu? Bunu da kontrol edelim, görelim. Şimdi sizlerle birlikte, yani ben kendim yaptım oldu. Birinde bu ikinci sefer yapmam, bu da telefon bordu, altın kaplamalı. İkinci sefer sizlerle birlikte yapıyorum. Bakalım sizlerle yaptığımda da olacak mı? Şimdi sıvımı kaba ekleyelim. Görüyorsunuz, yavaş yavaş tüm zıplıyor. Tepkime yavaş yavaş. Bakın mesela elimi de vuruyorum. Normal su. Yani su gibi geliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Normal suya dokunduğunuzda nasıl hissediyorsunuz, öyle hissediyor. Bir şey yapmıyor. Yavaş yavaş da tepkime oluyor. Görüyorsunuz. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bir 5 saat, 6 saat falan bekleteceğim. 5-6 saat sonra kartlarımıza bakalım. Ne hale gelmiş, onu da çekeceğim, paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, Eko 73'ten kartlarımızı alalım. Yani bu bir gün durdu. Eko 73'te saat 3'ten. Saat 3'te Eko 73'e koydum. Bugün de saat
12. Yani kartlar her şeyi sökmüş demek olur ki. Bu alttan bacaklı çiftler biraz zor çıkıyor. Bunlar kalmış. Diğer kartlara bakalım. Mesela arkadaşlar her şeyi sökmüş. Bunda da bir iki parça bir şey kalmış. Bunlar da vurduğunda düşülüyor. Yani buralar da söküyor. Bu yeşilleri de söküyor. Eğer kiminse elinde böyle bir kart olsa, yani bu tabaka altı sarı kaplama olsa, bu yeşili sökme yönteminle, bu yöntemle yeşilleri de sökebilirsiniz. Eko 73'te saklayıp yeşili sökerek o alttaki altın kaplamayı da alabilirsiniz. Hard disk anakartı da sökmüş. Yani çoğun. Bir iki parça bir şey kalmış yani. Hemen hemen her şey gitmiş. Ve diğer telefon bordumuz. Arkadaşlar yakından bakın, altın kaplamaya dokunmadı bile. Bakın. Altın kaplama yerinde. Ama hemen hemen her şeyini sökmüş. Bunu da bir iki tane çipleri kalmış. Yani tırnak, hard diskte de tırnaklı çip vardı. Tırnaklı çipi de sökmüş. Alttan bacaklı çipi de sökmüş. Yani sıvısının rengi zaten görünüyor. Beyaz renkti. Şimdi kalay rengi olmuş. Yani kalay. O sözüm bu. Suyunu döktüm arkadaşlar. Söktüğü şeyler bunun dibinde zaten görünüyor. Çipler falan, kartlar. Bu tırnaklı çip. Zaten bunun asit. Bu tırnaklı çip. Sonra burada tırnaksız çip. Alttan bacaklı çip. Yani arkadaşlar bu yöntemle söküp alabiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapalım? İşte gördüğünüz gibi bir iki tane alttan bacaklı çipler çıkmadı. O yüzden mesela bugün pazartesi, siz perşembe telefon işleyeceksiniz. Telefon bordları diyelim. Ya da hard disk kartları ya da çipli kartlar, yani böyle şeyler işleyeceksiniz diyelim. Ama bugün dördüncü gün, bugün pazartesi, siz perşembe günü işleyeceksiniz. O zaman pazartesi günü Eko 73 hazırlıyoruz. Bütün elimizde ne kadar kartlar varsa hepsini, işleyeceğimiz kartları Eko 73'e bırakıyoruz. Perşembe günü kartları işleyeceğimiz güne kadar 2 gün Eko 73'te kalıyor ve ne var ne yoksa hepsini, tamamen çipleri, kalay, nikeli, başka ne varsa her şeyi söküp alıyor. Çipleri falan da, ve altını da dokunmuyor. Yani bunu zorlamamak için, mesela çipleri yakmakla uğraşmak istemeyenler için, hem yakarak gaz da israf ediyorsunuz. Yani pürmüz kullanıyorsunuz, gaz kullanıyorsunuz. Yani çipleri yakmak istemeyenler. Sonra tuz ruhu ekleyerek kala nikeli alınca altın kaplamaya zarar vermek istemeyenler. Olursa Eko 73'e atıyoruz güzelce. 2 gün Eko 73'te kalıyor. Yani dediğim gibi bugün pazartesi, biz perşembe kartlar işleyeceğiz. Pazartesi Eko 73'te atıyoruz. 2 gün bırakıyoruz. Perşembe günü de alıyoruz. Kalay, nikel, tipler, her şey sökülüyor ve biz de tipleri yakmaya, sonra tuz ruhu ekleyerek, kalay, nikel alarak, az da olsa altın kaplamaya zarar vermeden işimizi hallediyoruz. Yani daha kolay ve daha yorucu olmadan yapıyoruz. Mesela burada da her şey sökmüş, bir tipler kalmış ama altın kaplamaya da hiç dokunmamış. Gördüğünüz gibi. Hem altın kaplamaya dokunmuyor, hem de yakmaktan, yakarak uğraşmıyoruz. Sonra farklı işlemleri yapmıyoruz. Sadece 5 dakikaya Eko 73 hazırlayıp bırakıyoruz. 2 gün kendi kendine bütün işlemi yapıyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.